İyi günler. Refah İçin Hukuk programımızın 8.sinde karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Günde bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Sedat Bey. Teşekkürler. Bugün yargının hesap vermesi gerekliliğini konuşacağız. Daha İyi Yargı Derneği'nin yargı bağımsızlığı için Adalet Yüksek Kurumu önerisi var idi. Bu öneri konuşulmuş, tartışılmış idi. Kamuoyunda ilgi de görmüştü. Öneri bugünlerde tekrar gündemde olması gereken bir öneri. Ne demek istiyorsunuz siz? Yargıda hesap verirliğin sağlanmasını amaçlıyorsunuz. Bu amaçla bir Adalet Yüksek Kurumu öneriyorsunuz. Ben okuduğum kadarıyla kısa bir özet geçeyim. Yargı üst yapılanmasında tüm paydaşların söz sahibi olacağı, politika oluşturma ile icraatın birbirinden ayrıştırılacağı, siyasi mülazaların yargı hizmetlerinin operasyon aşamasına gelmeden ortadan kaldırılacağı, uluslararası sözleşmeler ve anayasanın temel hükümlerine uygun olarak tüm yargı kurumlarının kararlarına karşı yargısal başvuru yollarının getirileceği bir model, sizin önerdiğiniz model. Buna neden ihtiyaç duydunuz? O kadar çok yargıyla ilgili olarak tartışmaların içerisinde sorunlar yaşıyoruz, güvensizliğimiz var, adalet inancımız o kadar aşağıya gitmiş ki bunların içerisinden çıkabilmek için bütün soru işaretlerini, bütün şikayet sebeplerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Ortadan kaldırmak için de sorunu nasıl çözeceğimiz noktasında kendimize dünya standartlarında, belki dünya standartlarında gelinen seviyenin de ötesine geçebilecek bir çözüm bulma ihtiyacımız var. Bunun için biz bu öneriyi oluşturduk. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Birincisi, yargıyı verimli olarak hizmet verir. İkincisi, kendisi de hukuka hesap verir. Üçüncüsü de bağımsızlığını hak eder ve bağımsızlığı kendisine verilen bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu yapı aynı zamanda memleketimizin demokrasi seviyesinin de yukarılara çıkmasını sağlayacak olan bir yapı olur. O nedenle gerçekleştirmesi biraz zor olmakla birlikte ülkemize çok şeyler kazandıracağına inandığımız bir çözüm önerisidir. Bizim Daha İyi Yargı Derneği olarak altına elimizi koyduğumuz, uzunca bir süreden beri çalışmakta olduğumuz bu önerimiz. Peki, yargı bağımsızlığı neden kısıtlanıyor? Kimler kısıtlıyor? Neden yargı bağımsızlığını kısıtlamaya kalkışıyorlar? Bir işin bu tarafı var, bunu sormak isterim. Bir de toplumumuz bunun farkında değil mi? Ya da farkında da bu kısıtlama çabasına yol mu veriyor? Neden yol veriyor? Neden buna sesini çıkartmıyor? Yani bana göre en temel neden, yargı topluma kaliteli hizmet veremiyor. Bu ne zamandan beri böyledir? 1970'lerden beri böyledir. Ne oldu 1970'lerde? Türkiye'nin ekonomisi dibi gördü. Sonra oradan hızlıca yukarıya doğru gitti. Ekonomimiz buydu, dışarıya açıldık. Yargı aynı şekilde büyüyemedi, hizmetlerini geliştiremedi, arkada kaldı. Arkada kalınca topluma bir yük haline geldi. Oysa yargı en büyük katkıyı yapan kurum olması gerekiyor. Birinci sebep bu. Yani topluma kaliteli yargı hizmeti veremiyor olması. İkinci sebebi ise yargının hizmeti için, iyi hizmet vermesi için kendisine sanılan ayrıcalıklardan yararlanırken bunların hesabını vermiyor olması. Yani çeşitli şekilleri var hesap vermenin. Birincisi, ben şu işleri yaptım, şu kadar başarılıydım, şu kadar başarısızdım. Başarılı olabilmem için şunlara ihtiyacım var demek gibi hesap vermek yanında.
yargı unsur ve organlarının yaptığı işlemlerin hukuka uygunluk ve uyarlık denetiminin yapılması var. Mesela bir ESK kararının çıkarıldığı zaman yargı denetimi olmuyor şimdi. Yargı denetimi olmayınca hatalar, keyfilikler olabilir. Bir böyle hesap vermezlik var. Bir de tabii bizim meslekle hiç bağdaşmayan yargı unsurlarının suçlarının soruşturulması meselesi var. Yani sıradan bir vatandaş bir kuralı ihlal ettiğinde bir ceza veriyorsak, yargı unsuru ihlal ettiğinde iki ceza vermemiz lazım. Ama tersi oluyor. Yargı unsurlarının yargıya çıkarılıp çıkarılmayacağına kendi meslektaşları karar veriyorlar. Tabii ki kimse kendi meslektaşını kolayca yargının önüne çıkarmadığı için hesap vermezlik oluyor. Bu iki sebep, yani verimli çalışmıyor, millete hizmet üretemiyor, millete yük oluyor ama aynı zamanda hesap vermiyor. Bu iki sebep milletin yargının bağımsızlığını kısıtlamasına destek vermesine neden oluyor. Yani Özal zamanını hatırlarsanız, Özal Türk Telekom'u özelleştirmek istiyordu. Yap işlet devret modelini getirmek istiyordu. O zaman en büyük yavaşlatmayı, ekonominin ihtiyacı hızlı kararlar almayı gerektirmesine rağmen en büyük yavaşlatmayı yargıdan gördü. Bir türlü yargı camiasıyla Özal uyuşamadı. Sonuçta ne oldu? Türk Telekom'u özelleştiremedik. Yıllar sonra değerinin 1/5'ine özelleştirdik. O parayı da alamadık gibi. Yani bu bakımdan Türk milleti şöyle görüyor. Yargı evet var, olmalı, bağımsız da olmalı. Fakat biz onları bağımsız bırakırsak o zaman bize maliyetleri oluyor. Elimizi ayağımızı bağlıyor. Onun için biz onun bağımsızlığını kısıtlayalım. Güvendiğimiz yürütme unsurlarına onun iplerini verelim gibi bir yanlış bir düşüncenin içerisine giriyor. Ama çıkış sebepleri haklı olanlar. Bir başka şey daha var. Tabii siyasiler toplumu temsil ediyorlar. Siyasiler için yargı iki şey anlamına geliyor. Birincisi, bir şey yapmak istediği zaman önüne çıkan engel, hukuk engeli. Bu engel siyasilerin istediği şekilde hızlı hareket etmesine engel oluyor. Yine bizim siyasilerimiz hukuka, kanuna uygun olarak işlemleri yapma konusunda biraz özürlüler. Bu özürle birlikte karşılarına çıkan engel daha da büyüyor. Bu engeli ortadan kaldırmak istiyor. Ortadan kaldırmanın yolu doğal olarak yargıyı bağımlı hale getirmek. Bir başka şeyini daha keşfettik biz Türkiye olarak. O da şu, yargıyı biz derler ya hani ateşi elinle tutma maşayla tut diye, bir şeyler yapmak istediğimiz zaman çok iyi bir alet olarak, araç olarak kullanıyoruz. Bunun örneklerini gördük. Ergenekon davasında, Balyoz davasında, siyasi içerikli davalarda bunları görüyoruz. Siyasiler siyasi mücadelenin içerisinde yargıyı bir araç olarak da kullanıyorlar. Hem bir taraftan engel olmaktan kaldırmak istiyorlar, öbür taraftan araç olarak kullanmak istiyorlar. Öyle olunca siyasilerin arzusu da yargıyı bağımlılaştırmak yönünde oluyor. Bakın millet de bağımlılaştırmak istiyor, siyasiler de bağımlılaştırmak istiyor. Öyle olunca yargının bağımsız olabileceğini söylemek mümkün değil. Bizim gibi idealistler ancak ya bağımsız olursa toplumun bundan elde edebileceği büyük yararlar var diyoruz. Onun için bağımsızlığını sağlayacak ama aynı zamanda şikayet sebeplerini de ortadan giderecek, milletin güvenini sağlayacak bir çözüm bulmak gerekiyor. Bütün dertlere çözüm bulmak gerekiyor. Bu Adalet Yüksek Kurumu önerimizde. Bu çözümü sağlamayı amaçlıyor. Peki önerinin ayrıntılarına girer misiniz? Varsayalım bir Adalet Yüksek Kurumu kuruldu, oluşturuldu. Kimlerden oluşacak bu kurum? Kurumun görevleri ne olacak? Şöyle söyleyelim. Adalet hizmetleri yargı unsurları tarafından veriliyor. Yargının 3 tane unsur var. Tez, antitez ve sentez. Yani iddia, savunma ve karar. Bunları yapanlar da savcı, avukat ve hakim üçlüsü. Bu üçlünün yapmış olduğu hizmetin dünyaca kabul edilmiş minimum standartları var. Bu standartlar da çok yüksek. Yani elin temiz olacak, başka şeyler karışmamış olacak falan gibi örnekliyorum. Bu hizmetlerin biz istediğimiz gibi olmasını istiyoruz.
bu hizmetleri düzenlemek istiyoruz. Türkiye'de aşağı yukarı 180 bin civarında hukukçu var. Yani 180 bin kişinin vermekte olduğu hizmetlerin çok iyi kalitede olmasını istiyoruz. Peki 180 bin kişinin hizmet verdiği bir organizasyonun yapılanması nasıl olmalıdır? Şimdi bizde şöyle oluyor. Hakimler ve savcıların özlük işlerini düzenlemek için oluşturulan kurul hizmetin nasıl olacağına karar veriyor. Ve bu kurul avukatları dışlıyor. Avukatlar dışarıda kalıyor. Hakim ve savcılar hizmet veriyor. Avukatlar hakimler ve savcıların hizmet vermesini sağlamak için onları tahrik eden durumunda oluyorlar. Bu yönetim bilimlerine hiç uygun değil. Enerji piyasasıyla ilgili bir düzenleyici kurul var biliyorsunuz değil mi? Özelliği olduğu için o kurul uygun olan kararları alıyor. Hatta siyasetten arındırmak için de özel düzenlemeleri var. Şimdi enerjiden çok daha önemli olan bir hizmetler piyasasına, hukuk hizmetleri piyasasına biz iyi bir enerji piyasası düzenleme kurulu gibi bir kurula kavuşturmamışız. Birincisi bu. Bu bütün üç mesleği de aynı seviyeye koymak, avukatları da hakim ve savcılarla aynı seviyeye koymak, fakat bunların verdikleri hizmetlerin kaliteli olmasını sağlayacak bir düzenleyici kurul oluşturmak ihtiyacı var. Hizmet yönetimlerinde, yönetim bilimlerinin gereği bu. Dolayısıyla bir tane kurul. Bu kurul kimlerden oluşmalı? Adalet herkesin paydaşı olduğu bir konu olduğuna göre bu toplumda sözü geçen, menfaati olan herkesin bu kurulun oluşumunda söz sahibi olması lazım. Dolayısıyla anayasal kuruluşlar olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir vesaire vesaire. Ne kadar paydaş var ise bunların hepsinin bu kurulda söz sahibi olması lazım. Nasıl olacaklar? Üyelerini atayarak. Üyelerini atadıkları zaman oluşacak kompozisyona siyasi olarak kimsenin nüfuz edemez, etki edemez durumda olmasını sağlamak lazım. Tabii ki bu kurum devletin üstüne kurulu olduğu milletin ihtiyaçlarına uygun olarak hizmet vereceğine göre politikalarını, tercihlerini ve ilkelerini bu kurulun belirlemesi lazım. Kurula atanan üyelerin toplum adına belirlemesi lazım. Fakat bu noktada da şu sorunu çözmemiz lazım. Siyasi mülahazalarla oraya gelmiş olanlar operasyonlara etki ederler mi? İcraata etki ederler mi? Etmek isteyebilirler elbette. Bir bunu önleyecek bir sayıca bir büyük kompozisyon olması lazım. Kimse hakim olamayacak şekilde. İkincisi burada politika yapımlarıyla tercihlerin belirlenmesiyle icraatları birbirinden net olarak ayırmak lazım. Peki böyle bir şeyi oluşturduğumuz zaman bu organizasyon yani yargı organı diyelim bu organın kararlarını hesap verirliğe nasıl açabiliriz? İşte burada da bir Adalet Yüksek Mahkemesi oluşturmamız lazım. Anayasa Mahkemesi gibi değil. Sadece yargıya ilişkin olan konularda bütün karar ve icraatları denetleyecek, hukuka uyarlığını sağlayacak bir mahkeme olması lazım. Ve bu ister avukatlarla ilgili olsun, mesleğe kabul veya red olsun, isterse hakimlerin, savcıların tayin edilmesine, mesleğe kabul edilmesine ya da çıkarılmasına ilişkin olsun, bu kararların hepsinin yargı denetiminin yapılabileceği bir özel mahkeme olması lazım. Bu mahkemenin adı da Adalet Yüksek Mahkemesi olabilir. Yargı anayasal bir güce ilişkin olduğu için de bu mahkemenin vereceği kararlara Anayasa Mahkemesi temiz merci olarak denetleyebilir. Böyle bir mükemmel bir yapı oluşturulabilir ve böylelikle birincisi yargının hesap verirliği sağlanır. Hesap verir olan yargı verimli çalışmaya zorunlu hisseder kendisini. Bütün yargı unsurlarını koordine edebilir. Avukatlar, hakimler ve savcılar birbirleriyle eşdeğerde olur ve bunların fikirleri eşdeğerde olunca çok kaliteli hizmet ortaya çıkar. Ve hepsinin de aynı amaca, bu ülkeye adalet getirme amacına yönelik olarak koordine olmalarını fakat bağımsız kalmalarını da temin etmiş olurlar. Böyle bir ortamda yargının elini kolunu bağlayan bazı meseleler var. Mesela
yargılama usul kuralları var. Bunlar çok arkaik Türkiye için. Bunları mutlaka bir an önce değiştirmek lazım. 5 sene süren davayı 5 ayda bitirmek lazım. İşte duruşmaları durmadan ertelemek değil, tek bir duruşmada bütün meseleyi çözmek ve bir kararla insanları evlerine göndermek lazım. Bunun için yapılacak düzenlemeleri yapabiliriz. İkincisi, Türkiye'de hukukun üstünlüğü alanında en büyük mesele kamu görevlilerinin hukuka hesap verirliği. Yani onların suçları söz konusu olduğu zaman soruşturulabilmeleri için amirlerinin izni gerekiyor. Amirlerinin iznine gerek olmadan bu kişilerin suçlarının soruşturulabilmesi, mahkeme önüne çıkarılabilmesi lazım. Bunu ortadan kaldırmak lazım, bu amir izni meselesini. Bu da Adalet Yüksek Mahkemesi'nin yapabileceği bir şey olur. Çünkü kamu görevlilerinin soruşturulmasının amir iznine bağlanmasının bir tane gerekçesi var. O gerekçe çok doğru. Diyor ki kamu görevlileri o kadar hassas görevler yapıyorlar ki onları herhangi bir mahkemenin önüne çıkarıyor olmak doğru değil. Mahkemenin önüne çıkıp çıkmayacağını iyi belirleyelim de sonra çıkaralım diyoruz. Bunun için de yargının bağımsız işlevinden ödün veriyoruz. Bu işlevinden ödün vermeden bunu yapmanın yolu işte kamu görevlilerinin suçlarıyla ilgili soruşturmaları ve kovuşturmaları Adalet Yüksek Mahkemesi'nin yapması olur. Hatta bu öyle bir oturabilirse dokunulmazlıklar konusunda da şu anda bana göre en ileri sistem İsrail'de. Onlardakine benzer, belki onlardan biraz daha ileri giden bir sistemde kurmuş olabiliriz diye düşünüyorum bu Adalet Yüksek Kurumu vasıtasıyla. Peki, yanlış anlamadıysam bir toparlamak istiyorum. Memlekette bir anayasa mahkemesi var, bir hakimler ve savcılar kurulu var. Bir Türkiye Odalar Barolar Birliği var. Türkiye Barolar Birliği var. Bu yapıların dışında ama hakimin, savcının, avukatın bir arada olacağı bir üst kurul öneriyorsunuz. Bu öneriyi izleyenlerin, dinleyenlerin kafasında ya fazladan bir kurul oluşturuluyor, ne gereği var, algısı yaratmaz mı? Biraz bunu açıklar mısınız bize? Önce şunu bir düzeltmek isterim Sedat Bey. Hakimler, savcılar ve avukatlar kendi kurullarına sahip olsunlar. Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa Konseyi'ndeki tavsiye kararları, Venedik Komisyonu'nun tavsiye kararları da böyledir. Bu meslekler kendi kurullarına, meslek kuruluşlarını kendileri oluşturmalılar. Şimdi hakimler ve savcılarınkisini siyasiler oluşturuyor, avukatlar kendilerinkini oluşturuyor ama siyasilere bağlı. Önerdiğimizde hakimler, savcılar ve avukatlar kendi meslek kuruluşlarını oluşturuyorlar. Adalet Bakanlığı'na bağlı olmaktan da çıkıyorlar. Sadece tam olarak bağımsız oluyorlar. Sadece faaliyetlerini koordine ederken, yani birbirleriyle eş güdümü sağlarken, çünkü hepsi birlikte çalışması gerekiyor. Bu düzenleyici kurulun oluşturduğu politika, tercih ve ilkelere uygun olarak karar veriyorlar. Hareket ediyorlar. Aralarında geçiş de avukatlıktan hakimliğe, hakimlikten avukatlığa geçiş de kolaylaşıyor. Öbür bakımdan bir tane kurul daha fazla değil mi sorusu bakımından. Bunu şöyle bakalım. Türkiye 82 milyon. Sanırım bir 10-15 sene sonra da 100 milyona dayanırız. Zaten Özal'ın da vizyonlarından birisiydi. Türkiye'yi 100 milyonluk bir ülke yapalım diyordu. 100 milyonluk bir ülkenin daha iyi yönetilebilmesi için, hatta en hayati organın iyi yönetilebilmesi için bir kurula ihtiyacımız var. Yani tekel ürünleriyle ilgili bir kurul kurabilen bir ülkede, yargı ürünleriyle ilgili, yargı hizmetleriyle ilgili bir kurulun olmaması çok yanlış olur. Ben fazla ve kurul enflasyonu olduğunu da düşünmüyorum. Yargı konusunda hele hiç düşünmüyorum. Çünkü düşündüğümüz, konuştuğumuz şey 180 bin kişilik. Bir 5 sene sonra sanıyorum 300 bin kişiye dayanacak hukukçular. Bu insanların verdikleri hizmetlerin toplumun bütün ihtiyaçlarına cevap verir en yüksek kalitede ve ülkemizi dünyanın en ileri ülkeleri haline getirecek seviyeye gelmesini sağlayacak bir kuruldan konuşuyoruz. Bunu hakimin işte
ya da savcının kariyerinde şu ilerlemeyi yapması lazım, şu disiplin cezasını almaması lazım vesaire gibi işlerle uğraşan meslek kuruluşlarının yapması hiç doğru değil. Politika belirlenmesi başka bir şeydir, icraat başka bir şeydir, mesleği yapanların kendi içlerindeki deontoloji başka şeylerdir. Bunlar da her taşı yerli yerine oturtup sonra bunların çok iyi işleyeceği bir düzen kurmamız gerekiyor. O bakımdan kurul enflasyonuna katkıda bulunacağımızı sanmıyorum. Kurul enflasyonu olduğunu da düşünmüyorum zaten. Peki yeri gelmişken şunu sorayım. Avukatların kendi birliği var Türkiye'de. Hakimlerin yok, savcıların yok. Neden yok? Neden hakimler ve savcılar, avukatlar gibi kendi birliklerini Türkiye'de kuramıyorlar? İstediler de kurulmasına izin mi verilmedi? Bugün isteseler kurabilirler mi? Yurt dışındaki örneklerinden söz edebilir misiniz? Yani bu konuda tarihsel gelişim, hakimler, savcılar, kralın yani hükümdarın temsilcileri oldukları için hep onun düzenlemesine tabi olarak geldiler. Dünyanın her tarafında da benzerleri var, 3 aşağı 5 yukarı. Bu kurullar yargı kurulları olarak bir devletin bir uzantısı gibi oluyor. Bazılarında çok bağımsız olur, bazılarında az bağımsız oluyor. Yani var kurulları da bu kurulların yöneticileri kendileri değiller. Bizim önerimiz bu meslekler kendi mesleklerinin gelişmesiyle odaklanmış olarak örgütlenmeliler ve kendi mesleklerini meslek mensupları kuruluşlarını oluşturmalı ve yönetmeliler. Ancak böyle olursa tam bir bağımsızlık oluşturulabilir. Mesela biz de diyoruz ya Adalet Bakanı Hakimler Savcılar Kurulu'na başkanlık etmesin olmasın diyoruz ya. İngiltere'de Adalet Bakanı oradaki Hakimler Savcılar Kurulu'ndan başkanlık yapıyor. Hatta onun önerdiği kararları alıyor falan. Bizimle İngiltere arasındaki fark bizim hukuk kültürümüzle İngilizlerin hukuk kültürü arasında farklar var. Geldiğimiz tarihimiz falan farklı olduğu için farklı sonuçlar veriyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de böyle var. Kimisi biraz daha bağımsız, kimisi biraz daha bağımlı falan. Fakat onlarda sorun olmuyor da bizde gelince bizde bu büyük sorun oluyor. Çünkü en başta konuştuk, siyasiler yapmak istedikleri şeyler konusunda bir engel olarak görüyorlar. İkincisi bir araç olarak kullanılabileceğini tespit ettiler. Türkiye'nin gerçekleri çok ileri bir sistem kurmayı gerektiriyor yargı bakımından. Bu ileri sistem kurulduğu zaman ben inanıyorum ki yargı bağımsızlığı konusunda Türkiye'de bir Türkiye'den dünyaya bir örnek de ortaya çıkarılmış olur diye düşünüyorum. Şimdi Adalet Yüksek Kurumu benzeri bir yapı var mı dünyanın başka ülkelerinde? Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla yok. Belçika ve Fransa'da kurullar var. Onların oluşumu bizim Adalet Yüksek Kurumu'nda önerdiğimize benzer. Biz öneriyi oluşturduktan sonra öncesinde de yapabilirdik de öncesinde biraz daha yüzeysel kaldı başka ülkelerin sistemlerini araştırma konusu. Öneriyi oluşturduktan sonra yaptığımız araştırmalarda Belçika ve Fransa'nınkisinin benzer olduğunu gördük. Fakat oralarda da söyleyebileceğimiz, sisteme yöneltebileceğimiz sistemin tasarımı ve oluşturulması bakımından yöneltilebilecek olan eleştiriler var. Onlar da kendi aralarında tabii tartışıyorlar. Her ülke kendi sistemini geliştirmeyi tartışıyor. En yakın diyebileceğim Belçika ve Fransa'daki ama bizim Adalet Yüksek Kurumu önerisini maç eden yani ona tam karşı gelen başka bir yapı bilmiyorum. Araştırmalarımızda da görmedik sebeple. Öneriyi bir taslak haline getirdiniz mi? Ayrıntılandırdınız mı? Birincisi öneriyi ilk sunduğumuz zaman TESEV'le bir tartışma yaptık. O TESEV'in tartışmasında çok beğenildi. Başka yerlerde de sunduk. Ondan cesaret alarak biz bu önerinin kabul göreceğini düşündük. Barolara, çeşitli paydaşlara gönderdik. Onlardan da takdir dolu mesajlar aldık. Böyle bir çözüm getirdiğiniz için diye. Bu geçen sene bir karar almıştık biz. Bunu hayata geçirecek bir öneriler şeyini yazalım diye.
Türk Konfed ile birlikte daha iyi yargı deneyinin ortak projesi olsun diye söz almıştık. Hatta sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı bir platformda bunu tartışalım diye karar almıştık. Pandemi buna engel oldu. Yani biz bu çalışmaları STK platformunu oluşturarak sürdürürken pandemi platform oluşturulmasına engel oldu. Biz de dernek olarak şey değiştirdik, taktik değiştirdik. Bu önerilerin tamamını biz kendimiz oluşturalım. Oluşturulmuş önerileri görüşe açalım diye karar verdik. Pandemi dönemince Mart ayının ortasında hepimiz evlerimize kapandık. Her hafta 9 kişilik bir ekip bu öneriyi hayata geçirmek için çalıştı. Haftada 3 gün sabah 10.30-12.30 arasında uzun uzun tartıştık. Tasarımı mükemmelleştirdik. Yapmamız gereken, yazmamız gereken kuralları yazdık. Değiştirilmesi gereken kuralları belirledik. Hangi kanunda nereler değiştirilmesi gerekiyor, hangi yeni kanunların olması gerekiyor onları belirledik. Hatta anayasanın hangi hükümlerini nasıl değiştirmemiz gerektiği konusunda da tasarlarımızı hazırladık. Şu an son rötuşlarını yapıyoruz. Bir kitapçık halinde yayınlayacağız. Bir iki ay içerisinde yayınlamış oluruz umuyorum. Sonra bütün sivil toplum kuruluşlarına ulaştıracağız. Paydaşlara ulaştıracağız. Oradan gelişlere göre Zoom üzerinden benzer şekilde tartışacağız. Sonra ikinci taslağını oluşturacağız. Daha sonra da sonlandırırız diye umuyorum. Sonlandırdıktan sonra da gidip bütün şeylere, Türkiye'deki karar vericilerin hepsine takdim edeceğiz. İnşallah Türkiye'de bir konsensus oluşur yargıyı tam bağımsız yapma konusunda. O konsensus oluştuğunda, o ruh oluştuğunda, o ruh kaybolmadan hemen hayata geçirilebilecek şekilde hazır kurallar manzumesini raflarımıza koymuş olmak istiyoruz Sedat Bey. Şimdi Daha İyi Yargı Derneği ve Başkanı olarak siz bu ve benzeri konularda ısrarlı bir çalışma sürdürüyorsunuz. Çok güzel ama şimdi bir tweet atmışsınız, 4 tweet daha doğrusu arka arkaya. Türkiye'de açılan davaların aynı yıl içinde sona erdirilemiyor olmasının temel sebeplerinden birisi, hakimin açıklanmayan gerçeği bulma, maddi gerçeğe ulaşma çabasının zaman alıyor olmasıdır. Avrupa ülkelerinden %40 civarında daha fazla dava açılmasının sebebi de dava açılmadan önce ve dava açılırken bile gerçekleri açıklamanın zorunlu olmaması ve yargı süreçlerinin suistimale izin veriyor ve bunu hoş görüyor olmasıdır diye devam eden bir tweet dizisi. Bunu burada tekrar dile getirmenizi rica edeceğim ama şimdi bana ilginç gelen şu oldu. Bu tweetlerinize verilen hem de hukukçular tarafından verilen amiyane tabirle ya abi Türkiye'de böyle bağımsızlık falan filan olmaz, yok ki engelliyorlar falan gibi umutsuz cevaplar oldu. Yani hukukçunun kendisi bile Türkiye'de bir yargı bağımsızlığı olabileceğine, bir yargı reformu gerçekleştirilebilip gerçekleştirilip sizin eleştirdiğiniz alanlarda bir düzeltme olabileceğine inanmıyor gibi göründü bana. Tabii bu istatistiki olarak anlamlı bir sayı değil gösterilen tepki ya da umutsuzluk. Bütün hukukçular arasında yapılan bir ankete dayanmıyor. Sizin tweetlerinizin altında gördüğüm tepkiler bunda. Şunu sormak isterim. Bunca yılın avukatısınız, hukukçususunuz. Bu yaklaşım mı egemendir hukukçulara? Yani bu umutsuzluk mu egemendir sizin dünyanıza? Böyle bir durum var mıdır? Bir. İki, dediğim gibi bu tweetlerde sizin anlatmaya çalıştığınız nedir? Sedat Bey, bu sorduğunuz soru var ya, bu ruh hali, çaresizlik, olmayacak, gerçekleşmeyecek ruh hali, dikkat ederseniz Türkiye'nin tamamına hakim. Bence Türklerin yenmesi gereken birinci duygu bu. Bir şey olmaz, biz yapamayız, başkaları yapabilir
ama biz yapamayız, olmaz, nasıl olacak ki falan gibi çaresizlik duygusunu yenmemiz gerekiyor. Ben kendi şahsi hayatımda işte Toroslar'da ücra bir köyden başlayan zorluklarla okuyarak bugünlere gelen hayatımda bu duyguyu çok yaşadım. Ben yapamam ki, bu olmaz ki, bizim imkanımız yok ki falan duygularını çok yaşadım. Ama sonra gördüm ki Türkiye'de iyi bir sebebiniz var, iyi niyetle bir şey yapmak istiyorsanız o mutlaka oluyor. Belki biraz gecikmeli oluyor, belki siz eziliyorsunuz, bükülüyorsunuz, altında inliyorsunuz bu sorunların. Fakat iyi niyetle çaba gösterdiğiniz zaman size herkes destek oluyor ve küçük küçük şeylerle büyük bir başarı ortaya çıkıyor. Bunu şeyden anlayabilirsiniz. Yani imece projeleri köy yerlerinde o kadar büyük sorunları çözmüştür ki hiç paran yok, hiç imkanın yok ama bir araya geldiğinde, iyi niyetle mücadele ettiğinde sonucu sağlıyorsun. İşte eğitim vesaire konusunda Türkiye öyle bir ülke ki sınıfsız. Yani ben işte bir tane köy çocuğuyum, sıfırdan gelmişim. Şimdi memleketimin en önde gelen hukukçuları arasında gösteriliyorum. Yani bir sınır yok bizler için. Onun için kendi şahsi hayatında şeyin umutsuzluğun, çaresizliğin doğru olmadığını, bunun aslında bir yanılgıdan ibaret olduğunu öğrendim. Bunu bütün Türkiye'nin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bu duygu tabii ki bütün sektörlerde var. Avukatlar arasında da var. Yani 160 bine yaklaşıyoruz herhalde avukatlar Türkiye'de. Bunlar yıllar boyunca aynı sorunlarla uğraşıyorlar. Yıllardan beri işte reform yapıyoruz, yok geliştiriyoruz, yok böyle yapıyoruz falan diye bir sürü umutlar veriliyor. Fakat günlük hayatta yaşadığımız şeyler değişmiyor. Teknoloji gelişiyor, bilgi teknolojileri gelişiyor. İşte UYAP diye mesela güzel bir yazılım var. Bence olması gerekenin biraz daha uzağında ama yine de güzel, bayağı bir şey yapmış. Orada bile benzer klasik sorunları yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla avukatlık camiasında da bu duygu çok daha hakim. Hele Türkiye'de bir yargı reformu, hukuk reformu yapılamayacağı konusu çok daha ağır olarak kendini gösteriyor. Çünkü toplum bir kere yargıya güvenmiyor, desteklemiyor. İkincisi siyasiler en başta konuştuğumuz gibi bir taraftan engel oluyor, öbür taraftan araç olarak görüyor. Fakat ben belki meslektaşlarıma, ülkeme yapabileceğim en büyük katkı burada. En azından hukuk alanında bunları başka türlü yapmanın mümkün olduğunu, başka türlü yapınca da çok daha büyük başarılar elde edebileceğini, sorunların büyük bir kısmından kurtulabileceğimizi göstermek istiyorum. Benim daha iyi yargı derneğini kurmama sebep olan mesele de bu bahsettiğim tweetlerdeki mesele. Şöyle ki biz amiyane yine söyleyeceğim. Biz adalet istiyoruz millet olarak. Gerçekten adalet istiyoruz. Fakat dava açtığımızda davanın lehimize sonuçlanmasını istiyoruz. Belki haksızız. Yani niye o zaman biz mahkemenin verdiği hükme adalet budur diyemiyoruz? Neden mahkeme bizim lehimize hüküm versin diye bütün yolları deniyoruz? Yani onun için Türkiye'nin bu ikilemden kurtulmaya ihtiyacı var. Adalet konusunda da yaşadığı sorunları aşmaya ihtiyacı var. Biliyorsunuz Yeşilköy Havalimanı'nda bir yangın çıkmıştı. Bir sürü depolardaki mallar yandı. Orada 300 küsür tane sigorta davası oldu. Biz de sigorta şirketinin temsilcisiydik. Onları savunduk. Bu 300 küsür tane davada bir mini istatistik yaptık. Davaların hepsi ticaret mahkemelerinde görülüyor. 300 küsür dava, mini istatistik yaptık. Bu davada dilekçe teatisi 2 ay, 3 ay. Bilirkişi bulmak ve bilirkişilerden rapor almak 9 ay, 10 ay, bazen 2 sene falan sürüyor. Bazı ön meseleler var. Kısaca hani 3 günde, 5 günde halledilmesi gereken ön meseleler. Onlar alıyor 2 sene. Şimdi yargının eline verdiğimiz aletler, önüne gelen uyuşmazlıklar, yani o 300 küsür tane davayı çözmek için ona verdiğimiz aletler o kadar eski ki o onunla bir şey yapamıyor. Bu aletleri değiştirmenin bir tane yolu var. O da şey, uyuşmazlıkların çözümünde dürüst davranmak. Yani ben mahkemeye gidiyor isem,
İngiliz sözünü hatırlatacağım. Orada derler ki eli kanlı olan mahkemeye gidemez. Yani eli kanlı olan adalet isteyemez. Eli kirli olan mahkemeden temiz bir adalet isteyemez diye. Onun için ben mahkemeye gidiyor isem ben de bu uyuşmazlıkla ilgili olan bilgilerin tamamını dürüstçe açıklamam lazım. Hatta kuralların beni buna zorlaması lazım. Şimdi kurallar beni buna zorlamıyor. Ceza hukuku profesörleri var. Diyorlar ki ya mahkemeye yalan söylemek savunma hakkıdır. Yani yalan söylemek hiçbir sistemde kabul edilebilir bir şey değil. Ceza hukukunda kendi kendini suçlama yasağı var ve susma hakkı var. Bu demektir. Yani kendini suçlayacaksan susabilirsin ya da kendini savunmayacaksan susabilirsin. Susmakla yalan söylemek aynı şeyler değil. Şimdi bu mahkemelerimizdeki usul kuralları bizi öyle yaptı ki biz mahkemeye yalan söyleyebiliriz. Yalan söylemek bizim mesleğimiz. Hatta söylenen yalanları mükemmelleştirmek gibi oluyor avukatlık mesleği. Böyle olunca da mahkemeden adalet bekliyoruz. Bizim yargının geliştirilmesi, verimli hizmet hale getirilmesi için önerdiğimiz hususlardan birisi bu zihniyet değişimini sağlamak. Kurallarda hukuk mahkemeleri kanununda var 29. maddede mahkemeye doğruyu söyler diyor ama gerisini söylememiş. Doğruyu söylemezse ne olur onu söylememiş. Doğruyu söyletmenin mekanizması ve yolu nedir onu anlatmamışlar. Şimdi bizim önerdiğimiz şey bu doğruyu söylemeyi zorunlu kıldığımıza göre doğrunun nasıl ortaya çıkarılacağını da anlatmamız lazım. Bunun yolu da herkese ve avukatlara bu görevi vermek, müvekkiline söyle, sana da yetki veriyorum, sana doğruların tamamını söylesin, eğer yanlış söylerse bunun yaptırımı şu olur gibi bir düzenlemeler olması lazım ki bizim mahkemelerde, mahkemelerin bakın normalde yaptıkları işin 1/9 bunlarla geçiyor, bu 1/9 mahkemelerin üstünden alalım, avukatlara yıkalım, avukatlar müvekkillerine karşı söz sahibi olsunlar, biz davalarımızı 5 ayda bitirelim. Böyle yaparsak 5 ayda biter. Öbür türlü yaparsak ise 5 senede zor biter. 20 sene, 30 sene süren davalar var ülkemizde. Yani diyeceğim bu mahkemeye yapılan açıklamaların doğruluğunu tam olmasını sağlamamız lazım. Delillerin tam olarak dürüstçe açıklanmasını sağlamamız lazım. Bunu yaptığımız zamansa şey göreceğiz ki yani bizim işte delilleri toplamak için o konuda çok hız yapabilen, çok çalışkan hakimlerimiz var. Onlara yetki vereceğiz. Onlar delilleri toplayacaklar, küçük sorunları halledecekler. Sonra biz de meselelerimizi büyük duruşmalarda çözeceğiz. Duruşmaya gireceğiz sabahtan akşama kadar tartışacağız. O tartışmanın sonucunda birisi iddia edecek, diğeri savunacak, bilirkişi açıklama yapacak, sorular soracağız, tartışacağız vesaire. Sonunda ortaya bir karar çıkacak. Böyle bir muhakeme sonucunda ortaya çıkan karar, karar veren kişi hakim olmasa bile o kadar isabetli olur ki Sedat Bey. İşte ben bunun mümkün olduğunu Türkiye'ye anlatmak istiyorum. Dünyada örnekleri çok. Bunu ne kadar iyi gerçekleştiren varsa yargı sistemleri, adalet sistemleri o kadar ileriye gidiyor. Gerçekleştiremeyenler de geride kalıyorlar. Ben ülkemin bu konuda ileri gitmesini istiyorum. Bir adli kolluk meselesi vardı. Bu konularda yardımcı olunması ya da hızlandırılması için davaların mahkemeden, duruşmadan, davadan önce ayrıntılı bir çalışma yapılmasını amaçlayan, yanlış hatırlamıyorsam, o mesele hala gündemde midir? Yani o meselenin yanlış bir tartışma, yanlış bir istek olduğunu düşünüyorum. Gündemden kalktı gibi ama zaman zaman gündeme getiriyorlar. Kıdemli meslektaşlarımız adli kolluk olsun diyorlar. Bakın bu adli kolluk kimleri yarayacak? Savcının emrine polis vereceğiz. Savcı da o polislerle işini daha iyi yapacak diye bir şey konuşuyoruz. Zaten polis savcının emrinde ama iki tane patronlu olduğu için savcıyla emniyet amiri uyuşamıyorlarsa evet savcının ikisinin önceliği var ama işler yürümüyor. Savcının emrine polis verdiğimiz zaman bu polis sayısını belki %40 daha artırmamız gerekecek ve bu yanlış. Niçin savcının emrine polis verelim ki? Memlekette bir tane emniyet teşkilatımız var. Bence emniyet teşkilatının yapmakla görevli olduğu işlerin hukuka uyarlığını sağlama konusunda standardımızı yükseltmeye ihtiyaç var.
Bunun için savcıları adliye binalarından çıkarıp ayrı binaları olsun. Hatta her emniyet amirliğinde birkaç tane savcı da görev yapsın. Öyle olsun. O zaman istedikleri kadar kolluk gücüne kavuşmuş oluyorlar. Bu şeyin yargılamalar için gerekli olan delillerin, yani iddia ve savunmanın ihtiyaç duyduğu delillerin toplanması konusunda Türkiye çok geç kalmış bir durumda. Avukatlara büyük yetki vermek gerekiyor ve avukatları bundan sorumlu tutmak gerekiyor. Avukatlar süs için orada değil ki ve bu iş için profesyonelce gelişmiş olan insanlar, onlara bu yetkiyi vermemiz lazım. İşte adli olsun, resmi makamlar olsun, kolluk kuvvetleri olsun, avukatlara bu konuda yardımcı olması lazım. Tabii ki avukatların taleplerinin hukuka uygun mudur, değil midir, yetkiler içinde midir, değil midir meselesini polisin anlayabilmesi için de polisin içerisinde savcıların olması lazım. Hem polisin hukuka uyarlı davranmasını sağlama konusunda grafiği yükseltmek lazım. Hem de avukatların bu yetkilerini kullanırken avukatlara daha iyi yardımcı olabilmelerini sağlamak lazım. Bu böyle olursa bizim işte oraya tezkere yazdık, cevabı gelsin, yok bilir kişiye gönderdik, raporu beklensin gibi ertelemelerden kurtulur. Duruşmalarımızı tek bir duruşmada yapıp bitirebiliriz. Peki, daha iyi bir yargı için yargı bağımsızlığına, yanı sıra yargının hesap verebilir olmasına ihtiyacımız var. Ancak bunlarla birlikte hukuk belki de refah üretebilecek ülkemizde. Zaman su gibi akıp geçti ama son bir şeyi sormak, daha doğrusu bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Bakın, birkaç gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi. Nikah şahitleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu. Bu nikahtan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısı eşini ve ailesini de alarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı makamında ziyaret ediyor. Erdoğan kendilerini kabul ediyor, hediyeler veriyor. Belli ki bir geçmişten tanışıklıkları da var. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı yapmış. Tam da o sırada Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 4 ay hapis cezası alıp Pınarhisar cezaevine konmuş ve orada tanışmışlar. Tanışabilirler, arkadaş olabilirler, dost olabilirler, sorun yok ama bir Cumhuriyet Başsavcısının bu tarz evlenmesi, bu nikah şahitleri, ardından bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi hakkında ne söylenebilir? Bu doğru, makul bir şey midir? Öncelikle başsavcı meslektaşıma mutluluklar diliyorum. İnsani meselelerde bizim yaklaşımımız onlara yakın olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek. Fakat başsavcımızın nikah törenine yargıyla ilgili, yürütmeyle ilgili birçok protokolde yer alan insanların katılmış olması görüntü olarak şunu söylüyor. Bu aslında mevcudu olanı ilan etmek gibi bir şey. Yargıda yürütme unsurları, siyasiler ne kadar etkililer onu gösteriyor. Zaten biliyoruz SSK'nın oluşumundaki siyasi etkiyi biliyoruz. 13 tane üyesi var. Tamamı siyasilerin belirlediği üyelerden oluşuyor. 2 tanesi
Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nı belirleyen kişi de Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu şeyi kurallarla getirilen düzeni o resim çok böyle net olarak ortaya koyuyor. O bakımdan resim bizim arzu ettiğimiz ideal yargı bağımsızlığı bağlamında hoş değil. Yani meslektaşım mutlu olsun fakat o mutluluğuna giden yoldaki tören ideal yargı bağımsızlığı bakımından hoş değil. Mevcut durumu gözler önüne seriyor. Savcıların hakimlere göre durumları biraz daha Adalet Bakanı ile yakından ilişkili. Çünkü memlekette kamu hukukunu temsil edenler savcılar, savcıların Adalet Bakanı ile ilişkileri biraz daha sıkı ve yakın. O bakımdan Adalet Bakanı'nın olmasını pek bir yadırgamıyorum. Adalet Bakanı HSK'da görevli olduğu için, yargı camiasında bir parçası olarak konulduğu için. Diğer yargıç olanlar için de bir itirazım yok. Fakat Murat Yetkin'in yazısında çok ibretlik bir cümle vardı. O konuda da bir tweet attım, belki fark etmişsinizdir. Bu meslektaşımız Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimliğine atanmış. Tetkik hakimliğine atandığında Adalet Bakanlığı'nda yükselmiş. Murat Yetkin'in sözleriyle diyor ki, yani kimin nereye hangi kanallardan atandığını bildiği için kendisine güven oluşmuş diyor. Bu bilgi şu bakımdan önemli oluyor. Biliyorsunuz Türkiye bir FETÖ meselesi yaşadı. FETÖ ile mücadele konusunda çok böyle canlarını başlarına dişlerine takan meslektaşlarımız var. Bu başsavcılarımız da bunlardandır. Onlar bu konuda çok ciddi bir mücadele içerisinde oluyorlar. Böyle bir mücadelenin emanet edilebileceği türde güven oluşturmuş olan bir insan anladığım kadarıyla. Bu bakımdan da FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın itimadına ve işte davetine mazhar olmuş olması da biraz açıklanabilir bir şey. Mesele, yani Türkiye'nin şu andaki meselesi böyle bir şey işte. Yani bir taraftan memleket bir sorunla boğuşuyor. Bu sorunla boğuşmakta olan ve canlarını dişlerine takan, belki kişisel tehditler vesaireler altına da kendilerini atan insanlar var. Bu insanların oraya işte tanışıklıktan geldiği ya da gizli kapaklı ilişkileri bildiği, kapalı kapılar ardında neler olduğunu bildiği için bu göreve layık görüldüğü gibi bir varsayım da oluyor. Bizim daha iyi yargı derneği olarak bu Adalet Yüksek Kurumu önerisinin içerisinde yer alan husus budur. Biz yargıda görevli olan ister savcı, ister katip, isterse hakim ya da avukat, her kim olursa olsun, bunların hak ederek oraya gelmiş olduklarından emin olacağımız şeffaf ve hesap verebilir bir sistem kurmayı arzu ediyoruz ki böyle resimler olursa altında şey aramayalım. Yani şimdi resim olunca bunun altında ne vardı diye bir sürü spekülasyon yapıyoruz. Yaptığımız her spekülasyon, yani bu değerli insanlardır böyle bir mücadele altına girmiş olanlar. O insanların güçlerini zayıflatıyor, kurumlara inancımızı zayıflatıyor. Öyle olmasın, öbür türlü olsun. Gerçekten bu mücadeleye girmiş olan insanların değerlerini bilelim ve onlara gerekli saygı gösterelim. Ama sosyal bir meselesi olduğu zaman, yani öyle ya da böyle tanıdığın, çalışkanlığından dolayı işte kendisini takdir ettiğin bir insan özel hayatında bir mutluluk vesilesi yakalamış ise, onun o gününü bizimle, benimle paylaşmak istiyorsa ben de gideyim, herkes gitsin. Ama dediğim gibi işte yargının yapılanmasında içinde olduğumuz sorunlar bize bunların altında, bazen öküzün altında buzağı arattırıyor, bazen ineğin altındaki kocaman buzağı da göremiyor hale getiriyor bizi. Peki, çok teşekkür ederim. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gül. Ben teşekkür ederim Sedat Bey. Bugün güzel oldu. Bu Adalet Yüksek Kurumu konusunu daha etraflı tartışmaya devam edelim. Pekala. Efendim, Refah İçin Hukuk programımızın 8.sinin sonuna geldik. Yargının hesap vermesi gerekliliğini değerlendirmeye çalıştık. Gelecek ay 9. programda görüşmek dileğiyle. İyi günler.